Bu akşam Adana'da muhteşem bir Muay Thai gecesi yaşanacak. Adana'mızın kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen bu özel organizasyonda Adana Valimiz Sayın Süleyman Elvan da teşrif ettiler salonumuza. Hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Valim. Değerli TV8.5 izleyicileri, sevgili Adanalılar, gecemizin hemen başında organizatör Sayın Hakan Şahade sizleri selamlamak ister. Sayın Şahade, çok özel bir akşam yaşıyoruz. Neler söylersiniz efendim? Şöyle alayım sizi. Sayın Valim, gerçekten çok anlamlı bir günde bu organizasyonumuzda Adana Valiliğimizin himayesinde Adana'mızın kurtuluşunun 100. yılında Sayın Valimizin destekleriyle bu organizasyonumuzu yaptık. Ben Sayın Valime çok teşekkür ediyorum. Başından sonuna kadar takip ederek bizleri destekledi. Sayın Valim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Herkese hoş geldiniz diyorum. Şu anda yönetmenimiz Teoman Kozan ekibiyle birlikte en güzel görüntüleri sizlere yansıtmak için hazır. 67 kilogramda başlayacağız Starfight Arena gecesine değerli izleyenler. Ali Farajzade ve Tunahan Atar kozlarını paylaşacaklar. İşte bu şekilde yüz yüze geldi ki sporcu dün ve ardından onlar için artık ringde kozlarını paylaşma vakti. Artık onlar için ringde gecenin de startını verme vakti. Hakan Şahide zaten ringde bahsetti değerli izleyenler. Adana'nın kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor Starfight Arena gecesi. Adana'da zaten çok değerli organizasyonlara imza atıyor Hakan Şahade. Geçtiğimiz yılda yine açık havada çok güzel bir organizasyon izlemiştik Starfight Arena'da. Gerçekten bu gece Muay Thai'ye doyacağınızı söylemek mümkün. Tunahan Atar, Ali Farajzade maçına doğru geçeceğiz yavaş yavaş. Maç öncesinde Vaykru seremonisi gerçekleştiriliyor Muay Thai'de. Her maçtan önce geleneksel olduğu gibi hocaya saygı, ustaya saygı i̇şte seremonisi gerçekleştiriliyor değerli izleyenler. Vaykru, bu gece 7 maçımız var. 7 maçın hepsinden önce bu törenin yapıldığını göreceğiz. Her iki sporcu ki zaten gecemiz boyunca da bu sporun geleneklerinden, bu sporun biraz daha yakından tanıyacağız. Hem dünyada hem Türkiye'de geleneklerine ne kadar bağlı olduğundan da sizlere bahsetmeye çalışacağız. Sporcular ringi dolaşıp dört köşeye uğrayıp ardından kendi köşelerine doğru geçecekler. Ardından da gecemizin ilk maçı start alacak. Introducing first the blue corner. Önce mavi köşede representing Iran. İranlı sporcu. 35 years old, standing 1.75 meter tall, weighing 65 kilograms. His professional record, 25 fights, 22 wins, 8 coming in the way of knockout, and 3 defeats. 35 yaşında, 1.75 boyunda, 65 kilogram ağırlığında, profesyonel Muay Thai'de 25 maç yaptı, 22'sini kazandı, tam 8 kez knockout etti rakiplerini, sadece 3 kez mağlup oldu. Ali Hagnazari yapıyor antrenörlüğünü. Ali Farajzade! And his opponent in the red corner. Ve rakibi kırmızı köşede representing Turkey. Sporcumuz 21 years old, standing 1.78 meter tall, weighing 65 kilograms. His professional record, a perfect one. 4 fights, 4 wins, 3 coming in the way of knockout. 21 yaşında, 1.78 boyunda, 65 kilogram ağırlığında İstanbullu sporcumuz Yılmaz Çeken Fight Academy sporcusu. Sayın Yılmaz Çeken yapıyor antrenörlüğünü. Profesyonelde mükemmel bir kariyeri var. 4 maç yaptı, 4'ünü de kazandı. 3 kez knockout etti rakiplerini. Tunahan Atar! And the ring referee, karşılaşmanın ring hakemi, uluslararası hakemlerimizden Sayın Ayhan Özbalkan'dı. Evet değerli izleyenler, gecemizin ilk maçına doğru yavaş yavaş geçeceğiz ama geçmeden çok değerli bir konuğumuz var. Adana Valisi Sayın Süleyman Elvan bizlerle birlikte. Sayın Valim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adana'mızın kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde sizin himayenizde gerçekleşiyor bu gece. Neler söylemek istersiniz? Malumunuz yaklaşık 102-103 yıl önce Anadolu'nun tamamı düşman tarafından işgal edilmişti. Bunlardan bir tanesi de Adana'mızdı.
Adana'mız da kendi yerel halkın imkanlarıyla kendi yurdunu müdafaa etmek için yola çıktı. Ve çok ciddi yaşanan mezalimlere, katliamlara rağmen önemli bir kahramanlık hikayesi gösterildi ve tamamen kendi güçleriyle düşmanı Adana'dan tamamen temizlediler. Bu yıl ise Adana'nın 5 Ocak kurtuluşunun 100. yıldı. Dolayısıyla biz ecdadımızın yapmış olduğu kahramanlık ve fedakarlıklara uygun bir kutlama programı yapalım istedik. Ve en az 100 etkinlik dedik. Şu ana kadar 200'ün üzerinde etkinliğimiz var. İnşallah 5 Ocak günde tüm etkinlikleri zirveye çıkaracağız. Bugün de bu Muay Thai turnuvası da bu 200'ün üzerindeki etkinliklerden bir tanesi. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Valim, spora olan desteklerinizden de dolayı. Hakikaten çok da güzel bir organizasyonla bu kadar özel bir haftayı kutlamaya devam ediyoruz TV8.5 ekranlarında da. Ben de hem Muay Thai Federasyonu, hem Hakan Bey'e, hem de TV8.5 ailesine bu Adana'mızın kurtuluşuna verdikleri destek ve katkılarına dolayı teşekkür ediyoruz. Renk kattılar, sağ olsunlar. Çok teşekkür ederiz Sayın Valim. İzninizle gecemizin ilk başına doğru geçiyoruz yavaş yavaş. Tuna Anatar ve Ali Farajzade karşı karşıya geliyorlar. Değerli izleyenler, gecemizin ilk maçında 67 kilogramda sporcular çok hızlı başladılar ve ringin dışına doğru biraz sarkan bir mücadele var henüz daha ilk bölümlerde. Tuna Anatar'ı siyah şortu ve renkli eldivenleriyle izliyoruz. Mavi ağırlıklı şortu ve mavi eldivenleriyle İranlı sporcu Ali Farajzade karşımızda. Tuna Anatar namalup olarak geldi buraya. Genç bir sporcu, 21 yaşında. Yılmaz Çeken'in öğrencisi. Tecrübeli bir rakibe karşı bakalım neler yapacak. Ali Farajzade 35 yaşında ve kariyerinin 26. profesyonel maçına çıkıyor. 22 galibiyet, 3 mağlubiyetle buraya geldi. Tuna Anatar buna karşılık kariyerinin 5. maçında ama namalup olarak Star Fighter'ında da ringe çıkıyor. Kendisini zaten TV8'lik ekranlarında bolca izleme şanslarına sahip olmuştuk. Army of Fighters 2 genç yetenekler gecesinde ringdeydi. Keza geçtiğimiz ay Samsun'da Sun Fight Arena'da yine bu ekranlarda sizlerle buluşmuştu. Tuna Anatar galibiyetlere de ulaşmıştı. Bakalım bugün İranlı rakibi Ali Farajzade'ye karşı neler yapabilecek. İlk roundun orta bölümüne doğru geliyoruz. Sporcular yavaş yavaş birbirlerini tartmayı bırakacaklar artık. Tanıdılar yavaş yavaş birbirlerini. Tabii bir Muay Thai gecesi olduğunu bunu hatırlatmak gerekiyor. Bolca clinç göreceğiz. Bolca diz, bolca dirsek göreceğiz değerli izleyenler. Clinçteki etkinlik de önemli olacak ki Tuna Anatar dizlerini olabildiğince kullanma çabasındaydı. Sol direk kaçtı İranlı sporcudan. Spinning back fist'le gelmek istedi. Tuna Han oldukça soğukkanlı. 1.78 boyunda İranlı rakibinden 3 santimetre daha uzun. Tuna Anatar değerli izleyenler. Clinç'i istiyor gördüğünüz gibi. Clinch'ten dizlerini kullanmaya çalışacak olabildiğince. İlk roundunda son dakikasına doğru giriyoruz. Ön tekme denemesi, dip denemesi isabetsiz İranlı sporcudan. Tuna Han şimdi yavaş yavaş Ali Farajzade üstüne gidiyor. Low kick kaçtı. Köşeye sıkıştırdı rakibini, sol kroşeden kaçtı ve clinch'i istedi Tuna Han. Ali Farajzade Tuna Han atarı yere almayı başardı. Çok. Şutları görüyor Tuna Anatar şu ana kadar. Bunu söylemek mümkün ilk roundun sonlarına doğru gelirken. Bunları nasıl değerlendirebildiğini göreceğiz. Tabii özellikle maç ilerledikçe dizler, dirsekler daha fazla devreye girecektir. Tuna Anatar aparkat denedi, olmadı. Ardından İranlı sporcu mücadele yere indiğinde üstte olan taraf. Son 10 saniyesindeyiz ilk roundun. Sol kroşeyle gelmek istedi Ali Farajzade. Sol direğiyle yaklaştı. Ardından clinch'te yine sol dizini gayet iyi kullanıyor Tuna Anatar ve ilk roundun da sonuna geldik. Görece dengede olduğunu söyleyebileceğimiz bir ilk round değerli izleyenler. Tuna Anatar ve Ali Farajzade arasında bu geceki tüm maçlarımızın 3 dakikalık 3 rounddan oluşacağını da sizlere hatırlatmak isterim. İşte ilk rounddan görüntüler ekranlarımıza yansıyor. Bir yanda Ali Farajzade, karşısında Tuna Anatar. Maç o kadar hızlı başladı ki zaten sporcular kendilerini ringin dışında apron kısmında buldular. İlk roundun sonunda tabii ki köşeler de görülmesi gerekenleri gördüler. Onların vereceği talimatlar da oldukça önemli olacak. Evet, yardımcılar. Seconds out, yardımcılar. Evet, ilk roundun sonuna doğru geliyoruz değerli izleyenler. Sporcular şimdi ringe doğru dönecekler.
Bekle. Tunağan Atar ve Ali Farajzade arasındaki bu Muay Thai gecesindeki hocam, ilk maçımızın hocam, ikinci rounduna doğru geçeceğiz. Bilsin hemen, sil. İranlı sporcunun yüzünün silinmesini istedi hakem. Evet, Ayhan Özbalkanlı. Haydi. Round 2. İkinci round. Ve ikinci rounda başladık. Low kick'le başlamak istedi. Ali Farajzade istediğini bulamadı. Tunağan oldukça soğukkanlı. Kontra bir low kick güzel. Hiç low kick denemesini umutlarıyla karşılık vermek istedi Ali Farajzade. Tunağan hemen clinch'te iki diz. Ardından da rakibini yere çalıyor. Diplerde sporcular. Ali Farajzade'den diz geldi. Tunağan karşılık verme çabasında. Tabii mücadele sıkıştığı anda kendisi de araya giriyor. Low kick. Karşılık geldi Tunağan'dan. Direğiyle uzandı oraya Ali Farajzade. Kontra low kick geleceğini biliyor. Sol kroşe denemesi. Bir kez daha sol kroşe denedi. Low kick'e karşılık. Boğuşma halinde sporcular ve bir kez daha yerdeler. Bu tarz pozisyonlarda üstte olan taraf olmak önemli. Kurallar dahilinde mücadele yere indiğinde üstte olan taraf olmak önemli. Hem puanlama açısından hem de rakibinize karşı üstünlük elde edebilmek açısından. Isırmadan dolayı bir örnek vereceğim. İranlı. Evet, şimdi hakemimizin bir ısırdığı için örnek. Uyarısı var. Isırdığı için İranlı sporcuya bir puanlık ceza geliyor değerli izleyenler. Çok. Ve round kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ringlerde çok görmek istemediğimiz şeyler bunlar. İranlı sporcu hemen gereken ceza geldi. Tunağan Atar'ı ısırması dolayısıyla. Çok. Mücadelenin tabii ki her zaman fair play kuralları içinde kalması gerekiyor. Soluyla yakaladı rakibini Ali Farajzade. Şimdi Tunağan Atar sol direğini uzattı, isabetsiz ama clinch olduğu anda Tunağan biraz daha üstün çıkabilen taraf oluyor şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla. Çok. Canlı devam ediyoruz. Güzel bir sağ kroşe geldi Tunağan'dan. İranlı yine kroşesiyle girmek istedi. Tunağan Atar rakibini iyi yakalıyor böyle durumlarda. Çok. Taktiğinde kılıç üzerine kurmuş. Nefesini güzel kullandı Ali Farajzade. Tunağan pozisyonu tersine çevirme çabasında. Hakem Ayhan Özbalkanlı araya girdi. Sol isabeti Ali Farajzade'den geliyor. Tunağan hemen rakibi yaklaştığı anda yakalayıp clinch'te dizleri gönderiyor. Low kick isabetli. Tunağan'dan güzel sağ direkt kontrası geldi. Güzel bir sağ Ali Farajzade'den. Boksuyla etkili olma çabasında bu bölümde, ardından clinch'te yine bu sefer Ali Farajzade Tunağan'ı yere doğru almak istedi. Yan yana yere düşüyor. Çok iyi sporcu. Spinning backfist denedi. Ali Farajzade milk kick isabeti geldi. Üstüne güzel gitti Tunağan'ın. Tunağan kapanma çabasında. İplerde sporcular ve hakem bir kez daha araya girdi. İkinci round'un son bölümündeyiz artık değerli izleyenler. İranlı sporcunun ısırmaktan dolayı bir puan cezası olduğunu hatırlatalım. Tekme kaçtı. Tunağan Atar clinch'te dizlerle ikinci round'u bitiriyor. Evet, yardımcılar. Ama tabii üçüncü round belirleyici olabilir. Sporcular biraz daha fazla risk alabilirler. Daha fazla dirsek görmeye de başlayabiliriz. Karşılaşmanın bu bölümünde. Bekle. Round 3. Üçüncü round. Üçüncü round başladı. Soluyla gelmek istedi Ali Farajzade. Tekme kaçtı. Güzel eski atan Tunağan'dan. Low kick denemesi nerede kaldı? İranlı sporcu. Çok fazla ayakta kalmadı mücadele clinch olduğu zaman. Bunu söylemek mümkün. Tabii Tunağan'ın dizlerine karşılık mücadeleyi bir şekilde yere indirmek istiyor İranlı sporcu Ali Farajzade. Mesafeden biraz daha etkili. Tunağan'a kıyasla Tunağan'dan güzel bir ön tekme geldi. Dönerek isabeti buluyor Ali Farajzade. Hayır. Yavaş. Beldeyi zor vur. Yavaş. Çok. Ön tekme isabeti
Lokin güzel blokladı ama sol direğe aldı. Tunağan atar. Ali Farajzade biraz sırtını da dönmeye başladı bu tarz pozisyonlar yaklaştığında. Tunağan atara. Spinning back fist iyi kapandı Tunağan. Şimdi iplerde sıkıştı mücadele ve hakem Ayhan Özbalkan'la hemen araya girdi. Tekme güzel bloklandı Tunağan tarafından. Ali Farajzade kılıcı istiyor bu sefer. Tunağan atar. Rakibini yere doğru çekmek istedi. Yine iplerden dışarı doğru taştı mücadele. İranlı sporcu biraz daha yorgun gözüküyor Ali Farajzade. Yerden kalkmakta biraz daha zorlandı kendisi. Biraz daha yavaş oldu ringden kalkması. Belki isabetli. Arada dönen tekniği bu sefer bulmayı başardı Ali Farajzade. Sol kroşe istedi, kendini de köşede sıkıştığı noktadan kurtarmayı başardı. Kez daha dönerek gelmek istedi. Tunağan güzel kapandı. Soluyla uzandı ardından. Farajzade Tunağan atar. Rakibini yere indiriyor. Üçüncü ve son roundun artık son dakikası içerisindeyiz. Star Fight Arena'da gecemizin ilk maçı. Gerçekten çok ama çok yakın bir mücadele oluyor şu ana kadar. Artık son 30 saniyeye doğru girerken sporcuların biraz daha risk almaya başladığını da görebiliriz. Yok. Evet, bu arada Funda Alka işte ekranlarımıza yansıdı değerli izleyenler. O da burada geceyi takip eden isimler arasında. Son bölüm artık karşılaşmanın. Tunağan atar ve Ali Farajzade'nin mücadelesi. Bir ufak bir altı darbe var ama problem yok. İranlı sporcu üstüne gidiyor Tunağan'ın. Tunağan onu kilitlemeyi başardı. Evet. Ve mücadelemiz sona eriyor. 3 roundun ardından bakalım hakemlerimiz nasıl bir karar verecekler. Merakla bekliyoruz. 3. rounddan görüntüler ekranlarımızda. Her iki sporcu için de bir büyük alkış rica ederim sizlerden. Güzel, kaliteli bir maç izledik. Her iki sporcu da birbirini çokça i̇şte kontrol etti. Hakemler değerlendirmeleri yapıyorlar zaten. Şimdi. Az sonra öğreneceğiz kazanını. Sporculara kupalarını takip etmeleri üzere değerli sponsorlarımızdan Cihangir Kebabı temsilen Sayın Gökhan Korkmaz'ı ve evet, mücadeleden görüntüler ekranlarımızda yakın geçen bir mücadele. Yakın bir mücadele. İranlı sporcunun aldığı ceza bu açıdan çok belirleyici Çukurova olabilir. Üniversitesi Rektör Yardımcımız Tunağan'ı Sayın ceza dolayısıyla ben galibiyete bir adım daha yakın olarak görüyorum ediyorum. Bu karşılaşmada ama raket takdimi tabii ki kararı hakemlerimiz verecekler. Puanlar toplanacak ve ardından da gecemizin ilk maçında galip açıklanacak. Resmi kararı az sonra alacağız. Bakalım Tunağan atar mı yoksa Ali Farajzade mi? Galibiyet hangi köşeye gidecek? Şu anda puanlar toplanıyor değerli izleyenler. Hakem kurulumuz çalışıyor. Yılmaz Şeken Tunağan'ın yanında. Hocası bakalım öğrencisi Tunağan. 5 maçta 5 galibiyete ulaşabilecek mi? Ulaşabildi mi daha doğrusu? Hep birlikte artık bu sorunun cevabını alma vakti. Evet, şimdi az önce Sayın Kayır Hasan'la görüştüm. Kararı açıkladı. Bu zevkli mücadele bir round daha olacak dedi. Ekstra round'a gidiyoruz. Galip çıkmadı 3 round sonunda. Bir ekstra round sonrasında kazanan belli olacak. Evet değerli izleyenler, bu mücadeleyi bir round daha izleyeceğiz. Ali Farajzade Tunağan atar karşılaşması bir round uzamış oldu. İşte Tunağan tekrar eldivenlerini takıyor keza. Mavi köşe aynı şekilde. Ali Farajzade son bir 3 dakika için hazırlanacak. Artık son hazırlıklarla tamam.
İşte bir tarafta İran'ın Bozok Ali Farakzade. Diğer tarafta rakibi Turan atar. Extra round'a gidiyoruz. Ali Farakzade bu maçı kazanır diyenler alkışlayabilir mi lütfen? Tunahan atar kazanır diyenlerin alkışlarını duyalım şimdi de. Dördüncü extra round. Fourth and extra round. Evet, dördüncü ve son round, extra round başladı değerli izleyenler. Bu noktada artık maçın sıfırdan başladığını söyleme şansımız var. Bu roundun galibi mücadelenin de galibi olacak. Spinning backfist'i denedi. Ali Farajzade isabeti bulamadı. Hüseyin'e şimdi gelmek istedi. Güzel bir sol dirsek isabeti. Tunahan hemen rakibini yakaladı yine clinch'te. Rakibinin böbreğine doğru, kaburgasına doğru dizleri gönderiyor. Son roundda şu ana kadar maçın hikayesinde çok fazla değişen bir şey olmadığını söylemek lazım. Mesafede etkili olan taraf Ali Farajzade. Clinch'te etkili olan taraf. Tunahan atar şu ana kadar. Farajzade Tunahan atarı judocu gibi yer almayı başardı burada. Güreş yok. Çok. Çok. Son bir dakika. Evet, 35 saniye artık mücadelede. Çok isabetli. Dönerek dirsek isabetini bulmayı başardı Ali Farajzade. Köşesinden de alkışları aldı. Yine gayet iyi kullandı. Sol köşesiyle gelmek istedi şimdi Ali Farajzade Tunahan'a karşı. Sporcu kendini yerde bulan taraf. Tunahan atar ayakta kalıyor. Son dakika karşılaşmada. Mücadele yakın geçmeye devam ediyor. Son dakikada net yumruklar, net tekmeler, net dizler, dirsekler belirleyici olabilir. Mücadele yere taşındığında Tunahan yine bir adım önde olan taraf. Üstten kalan taraf. Aparkatı aradı. Ali Farajzade bulamadı. Şunu daha fazla kullanmak istiyor Tunahan. Bir sol direk isabeti. Sağ direk isabeti. Söyletiyorum geldi. Ali Farajzade'den. Adana'da Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda Tunahan tezahüratları. Bakalım sporcumuzu galibiyeti taşıyabilecek mi? Sol direkleriyle gelmek istediği koşuları kullanma çabasında Ali Farajzade. Bir kez daha sol koşu, sağ aparkat denildi. Tunahan dizini kullanma çabasında ve mücadelemiz sona eriyor. İki sporcunun da elleri havada. İkisi de iyi bir ekstra round geçirdiklerini düşünüyorlar. Ama bakalım galibiyete kim ulaşacak? Evet, değerlendirme yapılacak. Maç boyunca zaten hakemlerimiz çok kolay değildi. Açıklayacağız ben bir yine kez daha. Cihangir Kebap adına işte Sayın Gökhan Korkmaz'ı ve Katmerci Dayı adına Sayın Kasım Yergin'i ve Çukurova Üniversitesi Rektör Extra Yardımcımız Sayın Profesör bakalım hangi Doktor köşe, Süha Berberoğlu'nu ringe davet ediyorum. Buyurun galip efendim. Olarak ilan edilecek. Adana'nın kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Starfight Arena'da artık ilk maçımızın resmen sonuna gelmiş durumdayız değerli izleyenler. Hakemler puanları topladılar. Sonuç Mustafa Özben'e iletildi ve şimdi bizler için de artık kararı öğrenme vakti gelmiş durumda. Bakalım kimin eli havaya kalkacak. Starfight Arena'da gecenin ilk maçı sonuçlandı. Ekstra round'a gitti ve bir galibimiz var şimdi. Hakemler değerlendirmesini yaptı. Resmi sonucu açıklama zamanı. Maçın galibi the winner. Red corner, kırmızı köşe. Tunahan Atan.
Sunahan atar. Galibiyete ulaştı değerli izleyenler. 5 maçta 5 galibiyetle yoluna devam ediyor. İşte şu anda sporcu kupaları takdim ediliyor. Kariyeri sürdürüyor. Ali Farajzade gibi tecrübeli bir rakibi de zorlu 4 raundun ardından mağlup etmeyi başardı. Galibiyet tanesinde bir maç daha yazdırmayı başardı böylelikle. 5 galibiyet, 0 mağlubiyet, 3 knockout oldu Turan Atar'ın kariyeri. Bu gecenin gerçekleşmesinde değerli katkılarından dolayı hem Cihangir Kebaba hem de Katmerci Dayı'ya bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Süha Berberoğlu'na da teşekkür ediyoruz. Plaket takdimlerini gerçekleştirdiler. Ödül töreni gerçekleşiyor bir yandan değerli izleyenler. Tabii genç bir sporcu için hem rakipleriniz nakavt etmek çok önemli. Hızlı galibiyetler önemli. Hem de tabii ki bir yandan böyle uzun ekstra rounda giden 4 round süren bir mücadeleyi kazanabilmek koydu. Çok önemli. Ama karşılaşmanın galibi Turan Atar'ın da Yılmaz Çekil'in antrenörlüğünde gerçekten kariyerinde ilk adımları çok sağlam attığını söylememiz gerekiyor. Kendisi tabii ki kariyerine TV8.5 ekranlarında hep birlikte takip etmeye de sağlıklı bir şekilde antrenman yapamadı. Olacağız. Bırakın sağlıklı bir şekilde antrenman yapmayı, neredeyse hiç antrenman yapamadı. Rahatsızlığı vardı ama Tunahan, kazanmayı bildin. Ekstra roundda da olsa neler söyleyeceksin? Çalışmam için Yılmaz Hocam çok sağ olsun. Sabah akşam antrenman yapıyordum. Ağır bir hastalık geçirdim. 8 gündür yataklaktım. Bir gün önce kalktım. Hocam dedi, yapabilir misin? Dedim hocam, siz varsanız her zaman kazanır dedim. Buraya geldim. Tunahan Atar! Yılmaz Hocam neler söyleyeceksiniz? Tunahan Atar gerçekten bu maça çıkamayacaktı. Dudakların hepsi yara. 8 gün yatalak. Yani Covid'den korktuk. 4 sefer test yaptık. Negatif çıktı ama gücü kuvveti yoktu. Herkesten özür diliyoruz. Güzel maç yapamadık ama kazanmasını bildik. Herkese teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Bir kez daha alkışlıyoruz genç ve başarılı sporcumuz Tunahan'ı.